Dördüncü günün sabahından herkese merhaba. Gece oldukça fırtına vardı. Şu anda hala devam ediyor. Çadırın sallanmasını ve rüzgarın, dalgaların sesini duyabiliyorsunuz. Gece Akçay sahilinde kamp attım. Ve şimdi birazdan malzemelerimi toplayıp tekrar yoluma devam edeceğim. Buradan Ayvalık'a gitmeyi düşünüyorum. Hadi gelin şimdi çadırı toplayalım ve yola devam edelim. Akçay'dan çıktım. Şimdi Burhaniye tarafından ana yola bağlanmaya çalışıyorum. Rüzgar çok sert. Aynı şekilde yağmur da başladı. Yoluma zorlu koşullarda devam ediyorum. Gömeç'ten çıktım. Rampa tırmanırken sağlam bir yağmur bastırdı. Hemen ben de yağmurluğumu ve yağmur pantolonumu çıkardım, giydim. Şimdi Ayvalık'a doğru pedallıyorum. Sert bir rampaya çıktım. Arkamda görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ayvalık'a yaklaşık bir 12 kilometre yolum kaldı ama yağış altında pedallıyorum. Keyifli gibi şu an, sıkıntı yok. We'll be right back.
İlk defa bisiklet yolunda sürüyorum. Gerçekten çok ilginç bir duygu. Alebey Adası'ndayız, yani Cunda Adası'ndayız, herkesin bildiği şeklinde. Arkamda 19. yüzyıldan kalmış bir un değirmeni var. Ve 2014 yılında da belediye tarafından yenilenmiş. Hadi gelin şimdi un değirmeninin içini görelim. Buraya girdiğimde böyle izlediğim yabancı filmlerdeki şatovari yerlere benzetiyorum. Tabi içerisi çöplük olmuş ne yazık ki. Bir üst kat daha var, oraya çıkalım. Ve burada unun işlendiği yerdeyiz. Şurada bir taş, burada bir mekanizma, dişli mekanizması ve manzaramız şu şekilde. Un değirmeninden çıktım. Şimdi aynı yoldan Aşıklar Tepesi'ne gideceğim. Şu an karşımda duruyor ama siz çok göremiyor olabilirsiniz ağaçtan dolayı. Oraya doğru ilerliyorum. Yol çok bozuk. Buraya gelen olursa dikkat etsin. Tedbirini alsın. Aşıklar Tepesi'nin orada böyle bir küpücük var. Ayağı sakatlanmış sanırım. Benimle oyun oynuyor. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Gelmeyeceksin mi? Hadi gidelim. Hadi gel. Aşıklar Tepesi'ndeyiz. Burada bir kitaplık var. Sevim ve Necdet kitaplığı diye. Hadi gelin şimdi hem içerisinde bir dolaşalım hem de bir kitaplığa göz atalım. Tarihi Cunda sokaklarında ilerliyorum. Yollar her zamanki gibi böyle taşlı ve dar. Ama görmüş olduğunuz evler her şeye değer. Aşıklar Tepesi'nden sonra Rahmi Koç Müzesi'ne geldim. Burası maalesef saat 5'te kapanıyormuş. O yüzden içeri giremedim. Eğer siz buralara gelirseniz saat 5'ten önce gelmeye bakın. Gezip dolaşabilirsiniz. İçeride ilgi çekici malzemeler olabilir. Şu an tam ne var ne yok bilmiyorum ama geldiğinizde görürsünüz. Şurada bir tane Massey Ferguson traktör var. Onu gördüm.
güzel bir restorasyon sürecinden geçmiş ve orada sergileniyor. Umarım siz daha iyilerini görürsünüz. Şimdi yolumuza devam edelim. Arkamda görmüş olduğunuz kapı Türklerin ilk defa adaya adım attıkları yer. O da 1922 yılında gerçekleşiyor ve Yunanlılardan alınarak ada Türk adası olmaya devam ediyor. Cunda Adası'ndayım ve belediyenin yarı kapalı bir düğün salonunda çadırımı kurdum. Ekipmanlarımı yerleştirdim. Şimdi yemeği pişirmeden önce kahve yapacağım. Stanley'nin Montaigne serisi French Press'i ile yapacağım. Ve sonrasında da termosa koyacağım bunu. Hemen ardından da yemeğimi pişirip afiyetle yiyeceğim ve dinlenme moduna geçeceğim. Şimdi kahve suyunun ısınmasını bekliyorum. Kahvemiz hazır. Kahvemiz piştikten sonra yemeğe geçiyorum. Onun için de bugün mercimekli bulgur yapacağım. Şimdi suyum kaynadı, bulgurlarımı boşalttım. İşte yağ koydum ve baharat koydum. Hazır olmasını bekliyorum. Hazır olduktan sonra yemeğe geçeceğim ve istirahate başlayacağım. Yemeğim pişti ve şimdi sıcak sıcak yemeye başlayacağım. Bir an önce karnımı doyurmam lazım çünkü çok açım. Çok güzel olmuş. Bulguru yememin sebebi lif seviyesinin çok yüksek oluşu ve kaybettiğim enerjiyi kolayca yerine getiriyor olmasından dolayı. Hem de düşük miktarda, yani hacim olarak ufak miktarda taşıdığınızda normal büyük makarnalara göre de daha fazla doyurucu özelliği var. Bir de mercimekli olması ya da işte nohutlu olması ekstra daha da güzelleştiriyor durumu. Dördüncü günde Akçay sahilden başlayan yolculuğum Cunda Adası'nda, yani Ali Bey Adası'nda son buldu. 51.8 kilometrelik zorlu bir yolu bitirdim. Zorlu olmasının sebebi sağanak yağış ve şiddetli rüzgarların oluşuydu. Rüzgarların boyutu bisikletimi adeta bir yaprak gibi savurduğumdan anlayabilirsiniz. Kontrolü bazen kaybeder gibi oldum. Bazense toplamış şekilde devam ettim. Ayvalık girişine geldiğimde Opet istasyonuna uğradım. Orada bir lavabo ihtiyacımı falan gördüm. Oradaki abilerle biraz muhabbet ederken sağ olsunlar bana kahve ikram ettiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Sonra Ali Bey Adası'na geldim. Buraları gezdim. Zaten videoda da gördünüz. En sonunda hava karardığı için artık burada kalma kararı verdim. Çadırımı şu an belediyenin düğün yarı açık düğün salonunun içerisine kurdum. Çünkü gece yağmur yağarsa sabahleyin çadırı kurutma derdim olmasın diye. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Bisikletimi kilitledim. Üzerine kılıfını örttüm. Bu şekildeydi. Yemeğimi yedim. Birazdan kahvemi içeceğim. Bu haftalık
Bu kadar. Yarın 5. güne uyanacağım ve farklı bir güzergahta, farklı bir rotada planlamaya devam, pedallamaya devam edeceğim. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka bir hafta, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bisikletle kalın. Hoşça kalın. Regularities, living all the time.